O süreci gerçekten o dönemde inanılmaz bir direniş oldu. İnsanlar tepkisini gösterdiler. Hani bazen diyorlar ki mesele 3-5 ağaç değil. Evet, mesele belki bir nevi orada değil ama mesele 3-5 ağaç bizim için çok değerlidir. İnsanlar hani şu kadar söyleyeyim, ülkesini korudular, memleketini korudular. Yıktırmadılar orayı. Hani derler ya, bıçak kemiğe dayandı gibi bir şey oldu orada. Yani hepimiz çıktık. Hepimiz isyanımızı dile getirdik. Evet, bu parkı yıkamazsınız. Çünkü bugün bir Taksim'e gittiğinde insanlar gidip doğru düzgün bir kafede, bir yerde, orası bir AVM olsaydı o AVM'ye gidip oturamazdı. Şahsen ben kendi adıma söyleyeyim, ben gidemezdim. Orada insanlar kaynaşıyor parklarda. Çocuklar oyun alanı parklarda. Gezi terörize etmek onun içindir. Gezi'de gerçekten ciddi anlamda çok güzel bir dayanışma vardı. Yani hiçbir şekilde öyle bir dayanışma hiçbir zaman olmadı. Pandemi de dahil olmadı. Şu her tür şeyden vardı. Kimse demedi ki sen kimsin? Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Çok da düzgün bir şekilde gidiyordu. Yani oruç tutana, Ramazan orucu oruç tutana sofralar kuruldu. İftar açanları, diğerleri onlara saygı göstererek, onları kollayarak, hatırlarsınız el ele tutuşup zincir kurarak bir duvar örüp de o insanlar orada sofrasını kurdular, yemeğini yediler. Çok güzel bir paylaşım vardı orada. Orada kardeşlik vardı. Gerçekten orada işte birlik vardı. Asıl kardeşlik, asıl birlik oradaydı. Eğer o ruhuyla kalsaydı, eğer bu kadar insanlar boğmasaydı çok güzel bir kardeşlik, özgürlük gelecekti bu ülkeye. Ethem Sarısülük Ankara'da açık açık çıktı dedi, 3 kere sıktım. Oğlum, çocuklarım hani ben baktık hani artık şey yapayım, biraz dedik hani çocuklara dur aldım. Benim oğlum o yaşıyla ne dedi, herkes ölüyor dedi. Bir kişi öldürüldü dedi, durmak olmaz dedi. Oğlum o yaştaki bir vicdanıyla çünkü. Şöyle bir örnek vereyim, hatırlar mısınız? Deniz gezmişleri asarken Mayır Çayınları gitti. Mayır Çayınları giderken İbrahim Kayıpakaya onların için gitti. Zincirleme gibi bir şey. İşte burada aynı öyle oldu. Yani benim oğlumun vuruluşu, Ethem Sarısulu vurulduğu an ben hiç unutmuyorum. Berk'in, biz sağlık ocağının orada toplanmıştık. Tabii ki tepkilerimiz daha da yoğunlaştı. Öfkemiz, yani çoğalıyor, öfkelendik. Orada konuşurken mikrofonda bu fırladı. Konuşan kişinin eline mikrofonu çekti, aldı. Bir şiir okudu. Onlar güneşe gömüldü. Sonuna kadar bunu okudu. Yani orada o şekil tepki gösterdi. Ama maalesef Ethem'den 2-3 gün sonra yavrum vuruldu. Ali İsmail duyduk. Yani gerçekten gitgide öfkemiz çoğaldı. Gitgide daha şey olduk. Yani baktı ki evet, çünkü biliyoruz artık vur emri vermişti eline. Bu kadarını da yine bu kadarını yapmayıp cesaret edemeyecekler diye düşündük ama maalesef öyle olmadı. O dönemde insanlar yılmadı. Gitgide öfkesini. Eğer insanlar hiçbir şekilde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hep varlardı. O hastane önü, ben 9 ay boyunca hastanede, 269. 269 gün boyunca varlardı yanımda ve halen de varlar. Acı bir süreç geçirdik. Ve halen o acı bitmiyor. Biz hastanedeyken Ethem Sarısülün annesi o çırpındı, her yere gitti, bütün aileleri gezdi. İlk şey zaten o yaptı.
En geç zaten benim yavrumu kaybettik. Hastanede bir uzun süre kaldığımız için. O süreçte hep yan yana olduk. Halen öyleyiz. Hiç kopmadık. Bir aile olduk. Onu hiçbir zaman unutmadık ki. Ben daha yeni yeni biraz da kabullenmeye başladım. Ve halen hiç kabullenmiyorum. Benim için sanki yaşıyor. Yani bir yerde yaşıyor, çıkıp gelecek gibi gözlüyorum halen onu. Bazen Berkem insanlara şey gelebilir ama işe ben bazen giderken tek başıma yolda yürürken evde tek kaldığımda hiç farkına varmadan bir bakıyorum ki kendi kendime konuşuyorum. Sanki Berkim var onunla konuşuyorum. Ama sonra bir şey yapıyorum ki kendi kendime meğerse o sesim dışa çıkmış artık. Yani gerçekten çok zor bir süreç. Durmadan yani hani derler ya yara belirli bir şeyden sonra kabuk bağlanıyor. Benim yaram hiçbir zaman kabuk bağlamadı, bağlamayacak. Ya zaman bazen diyorlar zaman nasıl geçti? Sanki bana zaman geçmemiş, olduğu yerde zaman duruyor. Hiç ilerlemiyor gibi. Ama maalesef ki evet uzun bir süre olmuş. Şimdi yaşamış olsa, yaşamış olsaydı diyemiyorum, yaşatılmış olsaydı. Çocuğum şimdi 23 yaşındaydı. İnsanlara bir yerden susturma, tamam birçok şey değil, susturamaz. O ayrı bir konu. O tartışma, o kesinlikle kimseyi susturamaz. Fakat topladı içeri attı. Bu kadar söylüyorum. Yani en sonunda bu Celil ablaya, Can Atalay'a, Tayfun'a, Çitem'e, Osman Kavala'ya inanılmaz bir şekilde ağırlaştırmış muhabbet karşılaştırdığın zaman bizim çocuklarımızın katili dışarıda gezerken, eli kolu sallayarak gezerken, görevini yapmışken bu insanlar içeride. Osman Kavala'ya müebbet verilmiş. İştiri hakarete çevirip de gözünü mahkemede alıyorsun. Aynı zaman bize de açmış. Cumhurbaşkanı değildi. O dönemlerde başbakandı. Acaba bizim haberimiz olmadan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ken yetki bunda mıymış? Bu Abdullah Gül'ün imzasını kullanarak mı Cumhurbaşkanlığı bu mu yapmış? Yani ben bunu görüyorum. Bunu yapmışsa zaten suç kendisi işlemiş, biz değil. Yani ben kimseye hakaret etmedim. İnsanları yargılıyor ama kimse geri adım atmıyor, kimse korkmuyor. Hiçbir şekilde dediğim gibi Gezi kimse kirletemez. Bu ülkede dünyada en pak, en temiz, en özgürlük bir direnişte Gezi kimse biz aile olarak unutmayacağız, unutturmayacağız. Yıl dönümünde yine Taksim'de olacağız. Kesinlikle ne bizim çocuklarımızı ne Gezi dediğim gibi kimse kirletemez. Çocukluğu çok yardımsever bir çocuktu. Futbolu çok severdi. Koyu bir Galatasaraylıydı. Arkadaşlarına para göndermesi, onlara bir yardımcı olması. Mahallede Mehmet'i çok severlerdi arkadaşları. Öğretmenlerine tartışması olmuştu. Öğretmenler ayrımcılık yapıyordu işte. Kürtlere bir ayrımcılık yapıyordu. Alevilere bir ayrımcılık yapıyordu. Öğretmenler o konuda tartışmıştı. Müdürüne. Hatta muhtarına beraber gittik. Öğretmenle biz konuştuk. Dedik ki sen böyle yapıyor musun? Tabii ki öğretmen dedi ki ben yapacağım diyor. Mehmet'i bütün arkadaşları dedi ki Mehmet haksızlığı sevmezdi. Suçlu olan okulun müdürüydü, Atakent müdürüydü lisesinde. Ama Mehmet şöyle söyleyeyim, inan ekmeğini daşta çıkartırdı. Yani hiç parası olmasa da bir şekilde ayarlar, hani kötülükle değiller. Toplum çevresi çok güzeldi. Ayarlar, o insanlara sahip çıkar, onları yedirir, içirir, gerekli ihtiyaçlarını görür, gönderirdi. O çevreye sahip, kabiliyete sahipti. Binlerce insan toplanmış. Kimi teneke çalıyor, kimi tencere çalıyor, kimi tava çalıyor, yürüyüşüne.
Köprüyü kesiyorlar. Birinci köprüyü kesiyor. İkinciye gelince arabalar kesip gömleklerini çıkartmışlar sallayaraktan. Suratla gelen bir emekli polis Taksim'de oturuyor. İlk o çarpıyor. İkinci peşinde gelen cip Mehmet Görkem Demirbaş. İkinci çarpan o. Üçüncü de bir araba var. Onda görüntülerde onda hiç şey belli olmadı. Mehmet'im düşüyor. Cip de çarpınca Mehmet'in tamamen şeyi bitiyor yani. Seyit ağır yaralanıyor yeğenim. Ondan sonra kız kardeşim geldi dedi ki Mehmet söylemediler. Seyit ağır yaralanmış abi bizi şeye yetiştir. Göztepe Hastanesi'ne oraya götürmüşler. Biz Göztepe'ye gittik dediler ki Mehmet'in durumu çok kötü şeydi. Memorial Hastanesi'nde Bostancı'da. O Göztepe ile Bostancı'nın arası zannedersin ki burayı ne Diyarbakır gibi geldi. Çok uzak geldi yani geçme bilmiyor. Kafayı yiyeceğim. O anda çocukların ayaklanması en başta yapılan baskıydı. Gezi çocukları bir tane ağacı kırmadılar. Gezi çocukları bir tane camı indirmediler. Gezi çocukları bu sağcıymış, bu solcuymuş diyerekten bir tanesinin karşılaşmadılar. Çayını içen çayını içti, orucunu tutan oruç tuttu, birbirlerine sahip çıktılar. Gezi çocukları sadece devletin yapmış olduğu terör, devlet teröre devlet yapıyordu. Olaylarına karşı baş kaldırıştı. İki vilayet ağacı, 79 vilayette ayaklanmanı oldu. Milyonların insan ayaklandı. Biz geçen bir miting oldu. Oraya gittim. Gezi aileler oradaydık. Ben orada gördüm milyonların içinde. Mehmet oradaydı. Berkin oradaydı. Hasan Ferit oradaydı. Abdocan oradaydı. Medeni Yıldırım oradaydı. Berkin Elvan oradaydı. Yani bütün Gezi çocukları halkın içindeydi. Milyonlar olmuşlardı. Ben onları gördüm. Ve bizden çıktı zaten. Milyonlara sarıldılar. Gezi bir başkaldırıştır. Gezi bir devrimdir. Gezi bir halkın isyanını dile getirmektir. Ben Mehmet'in babası olduğu için çok kendimi şanslı duruyorum. Öyle bir evlat. İlk Gezi'nin şeydi. İçim buram yanıyor, sönmüyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. İçim çok kötü yanıyor. Ama haksızlığa, zalıma, zulüme başkaldırıştı. İşte bu 2 Haziran'dan sonra biz vakıfı çalıştıracağız. Mehmet Ayvaltaş Fadimana Vakfı faaliyete geçecek. Bizi dinleyen arkadaşların toplumu bize yardımcı olursa bizim mahalle belli bir mahalle. Eski bir mahalle, şimdi Mustafa Kemal Mahallesi. Böyle üçe böldüler. Site mahallesi yaptılar. Bilmem. Esenevler yapmışlar. Aşık Veysel yapmış. Aynı mahalleye. Onun için vakıfı canlandırırsak oradaki Anadolu'da gelen halkımıza, işte annelerimize, çocuklarımıza, okuyan yönlerimize yardımcı olursak, Mehmet de bir futbol severdi, oradaki bir futbolda canlandırırsak, eğitim olarak da insanların önünde durursak çok güzel. Hem Mehmet'im yaşayacak, hem Fadime'm yaşayacak, hem Gezi'nin bir ferdi daha iyi olacak yani. Şimdi vakıfımızı kurduk, biz zor kurduk yani. Bayağı uğraştırdılar bizi. Tam kendimize gelip bir bağış olaylarına gelirken sıkıntılar çıkarttılar. O sıkıntılarda sonra da şey girdi, sen de bu pandemi girdi. İşte bu 2 Haziran'dan sonra bir araya geleceğiz. Vakfımızı ayağa kaldıracağız. Vakfımızı çalışır vaziyete getireceğiz. İşte bize destek bekliyoruz. İnan Mustafa Kemal gerçekten Mardinlisi var, Siirtlisi var, Buşlusu var, Hakkari'si var, Malatyalısı var, Sivaslısı var, Tokatlısı var, Samsunlusu var, Kastamonu. Yani Türkiye'nin gerçek müziği orada ve garibanlar çoğu da. Kimi kadınlarımız eşlerinden ayrılmışlar, ihtiyaçları var. Kimi çocuklarımız okuyor, maddiyeti yok, onun elinde tutarız. Kimi çocuklarımız futbola yöneliyor, imkanı yok, ayakkabı, ayakkabı alacak var. Şimdi de ekmeğe düşmüyor. Ekmek alacak parası yok. Böyle bir sürü insan var. Gidiyorum akşam fırında da ben işe gittiğim zaman kadın bekliyor. Kim orada askıya ekmek karısı alacak? Bunları yaşıyoruz ha. İşte vakıf canlandırabilirsek birkaç aileyi toplumu kazandırsak bizim amacımız o. Mehmet'im de yaşayacak. Fadime'm de yaşayacak.